Amca. Sanki eski Türkiye'de söz söylüyor. Bir şey olmaz ya, bir şey var ama. 28 Şubat. Evet. Dışarıda çıktı. Ya şu bunun kitapları atamam diyelim. Oğlum, şunu önce söyleyeyim. Çok mert, çok dürüst, babaya, anaya, ailesine en ufak saygısı olmayan bir çocuktu. Bu askerliğine 1,5 sene vardı. Dedi ben Şırnak'a düşüp şehit olacağım. Dedik ya oğlum daha 1,5 senem var. Ne biliyorsun? Orada. Yok bu hep şehit olacağım diye. Ve açık öğretime gidiyordu. Ortaokul okudu, ilkokul okudu. Açık öğretim okuyordu. Ben dedi donduracağım, gideceğim baba dedi. Oğlum istersen dondurma dedi. Okulunu bitir. Yok dedi ben arkadaşlarımla gideceğim. Ve gidiyor tabi komando yazılıyor. Oradan sonra Erzincan'a düştü Acemi bölüğü. Erzincan'da 3 ay eğitim gördü. Oradan Şırnak'a düştü. Ve bize telefon açtı. Şırnak'ın dedi en güzel yerine düştüm. Güçlü konağa düştüm baba diye. Oradan sonra dedik ki hani bu var çocukta bir şey ki bu şekil şey yapıyor. Ve Şırnak'a gitti. Şırnak'ta şehit oldu. Neyse işte şehit olduktan sonra bura küçük bir yerdi. Biz, hocamız dedi buraya bir kitaplık açalım dedi Mahmut hocamız. Dedim açalım hocam. Ve açtık. 2012'nin Mayıs'ında açtık. Hı hı. Ondan beri biz buradayız. Yani öğlen geliyoruz, yatsıda gidiyoruz. Amcayız, buraya kimin ismini verdiniz peki? Oğlumun ismini verdik. Öğlen de geliyoruz arkadaşlarımızla. Namaz vakti oluyor. Camiye çıkıyoruz, namazı kılıyoruz, geliyoruz. Bir 10-15 dakika çayımızı içiyoruz. Hı. Oradan sonra ikindiye kadar Kur'an okuyoruz burada. İkindide tabii ikindiyi kılıp gidiyoruz evlerimize. Bir saat kala geliyoruz, çayımızı koyuyoruz. Akşam namazından da yatsıya kadar Kur'an'ımızı okuyoruz. Yani biz burada 10 senedir hep Kur'an okuyoruz. Hiç kesintisiz. Amca bu süreci peki sen nasıl atlattın? Bu şekilde mi atlattın? Evet, bu Kur'an beni hayata döndürdü. Biz namaz kılıyorduk ama Kur'an'ı bilmiyordum. Ve burada Kur'an'ı öğrendim işte. Bir ayın içinde Kur'an'ı öğrendim, hı hı, o şeyle. Ve buraya kendimizi adadık. Dedim ki benim ölene kadar ben buradayım. Şimdi şehitlik maaşından. Oğlumun toptan parasını da aldım. Ama ben dedim ki hanım ben bunu yemeyeceğim. Ben bunu dağıtacağım. İşte buraya harcadık, dağıttık, şey yaptık. Onu ben komple dağıttım hiç şey yapmadım. Şu anki şehitlik maaşı? Şehitlik maaşımı da oğlumu alıyorum. Yardımda kullanıyorum yani. Ekseriyetle yardımda kullanıyorum. Ben emekli maaşımı alıyorum. Çok şükür emekli maaşım bana yetiyor. Ben dedim ben emekli maaşımla geçinirim. Benim oğlumun maaşları hep hayra gidecek dedim. Hep hayra gidecek. Benim 4 kızım bir oğlum vardı. Oğlum en küçüğümüz. Yani çocuklarımın en küçüğü. Ve diyorum 10 tane de oğlum olsa diyorum onu da feda olsun diyorum. Eyvallah. Ve mutlu bir de şehit babasıyım yani. Vatan sağ olsun. Vatana canımız sağ olsun ya. Bizim vatanımız, her şeyimiz vatanımız bizim. Evet. Yani bu dediğin gibi bunun
oğlunun evi gibi onu öyle bakıyor. Yani o kadar buraya mutlu ki bura hizmetlerini hiç aksatmadan devam ettiriyor burada devamlı. Hem camimizin temizliğine bakıyor, hem burada ikramları izzetler hep kendisinden yapıyor. Hiç kimseden beklentisi yoktur. Burada ikramları izzetler hep kendisinden, hiç kimseden bir şey kabul etmiyor yani. Allah kendisinden razı olsun. Biz de elimizden geldiği kadar bunun mutluluğu için zaten o bizi irşad ediyor, Allah razı olsun. İkramlarda, izzetlerde hep bize yardımcı oluyor. Kendisine çok teşekkür ederiz. Hiçbir camide olmayan bir güzellikleri yaptığını görüyorum. Allah razı olsun kendisinden. Gurur duyuyoruz bir şehit babasıyla. Zaten ailece beraberiz. Hemen hemen her günümüz beraber oluyor.